Peki birisi de demiş ki, ha o benim bayağı dikkatimi çekti. Şimdi kötü besleniyorum diyor işte. Ben fast food yiyorum ama sporla dengeliyorum diyor. Kötü beslenme sporla telafi edilebilecek bir şey mi Yok sizce? öyle bir şey. Kendini aldatıyor, kendini kandırıyor. İşte genç olduğu için, ama kötü beslenme, artık ne dediyse kötü beslenme. İşte hazır, biliyorsunuz, fast food diyoruz. Onlar en büyük işte insan vücudunun bağışıklığını yıkan ve zayıfladığı zaman da her türlü dejeneratif hastalıklar başlıyor. Başta kanser olmak üzere. Zaten siz aslında hiç tüketmememizi öneriyorsunuz ama diyelim ki oldu, kaçtı bir şekilde bir yerde kötü sınıfından bir şeyler yedik. Fast food olabilir, Yemeyin kızartma efendim. olabilir. Yemeyin efendim. Sizin telafi için bir öneriniz olur mu? Telafi için hiçbir önerim olmaz. Yemeyin efendim. Birisi de laktoz ve kazein tüketmemeye çalışıyorum dedi. Laktozu, kazeini insan vücudundaki etkisini nasıl görüyorsunuz? Kazein dediği protein. Ama proteinin kaynağı, kazeinin kaynağı önemli. Mesela inek sütünden yapılmış peynirler dokunabilir. Çok alerjiktir. İnek sütü, çünkü inekleri suni gıdayla besliyorlar. O şeydir. Ama keçi peyniri veya manda peyniri veya alerjisi yoksa, alerjisi olabilir, koyun peynirini deneyebilir. Kazein peynirdir yani. Laktozu da bilmiyorum. Laktoz dedikleri de bence yine inek sütüdür. Onda olan glütendir. Yani esas temelinde glüten yatar hepsinin. Daha önceki gün bir arkadaşım dedi ki benim laktoza kesinlikle intoleransım var. Bana dokunuyor. Her tükettiğimde hissediyorum rahatsızlığını. Ama işte bayramda gittim köye, ailemi ziyaret ettim. Orada en doğalından sütümü içtim. Ve hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Ben de onu söylüyorum zaten. Yani... Tamam, tabii ki ben de onu söylüyorum. Onun için hazır hiçbir şeyi almayın diyorum. Yani kusura bakmasınlar, şimdi marketler yine bana kızacaklar ama markete girmiş her şey maalesef bozuk. Çünkü neden? Çünkü markette yapılan, yani paket haline gelen veya kutu haline gelen sütler süt tozundan yapılıyor. Peynirler de öyle. Ayranlar da öyle. O laktoz falan değil. O süt tozunun yabancı bir protein oluyor, haline geliyor işlenme sırasında, o dokunuyor. Ama doğal bir şey, onu söylüyorum. Doğal beslenmiş bir hayvanın, manda sütü çok önemli ki bizim ülkemizde manda var. Mesela Amerika'da manda yok. Onun için manda demezler, bilmezler. Bizim diyetisyenler de oradan copy paste ettikleri için. Oh, bütün mesele o. Peki proteinlerden bu kadar bahsetmişken vegan beslenme oldukça popüler oldu. Günümüzde birçok kişi bunu benimsiyor ve bu şekilde besleniyor. Sizin proteine dayalı aslında bir beslenme biçimini savunduğunuzu Protein ve biliyorum. yağ. Protein ve yağ, Protein özür ve dilerim. yağ. Yağsız protein olmaz. Yağsız vitamin de olmaz. Yalnız hangi yağlar tehlikeli? Trans yağ dediğimiz bozuk yağlar tehlikeli. İşte süt tozu ile yapılan tatlılarda, süt tozuyla yapılan bütün sütlerde, peynirlerde trans yağlar olduğu için o dokunuyor. Ya, sadece protein demiyorum ben. Onu lütfen belirteyim efendim Tamam. burada. Adımı Protein çıkartmayın veya protein vitamin veya onlar birlikte Hepsi birlikte bir olacak. Tuz da olacak, mineral de olacak, vitamin de olacak.